Sen nerelerde geziyorsun öyle? Ne yapıyorsun oğlum sen? Görmüyor musun anne? Mal bölüşümü yapıyorum. Siz boşandıktan sonra kime neyi kitleyeceğimi çıkarıyorum. Yine iyisin anne. Bak, 18. yaş günümde arabayı babam alıyor. Ay, Ruhi! Seni anneannene bırakmadım ha, pişman etme beni. Babamın basılışını kaçıramazdım. Alo aşkım, vardın mı Ankara'ya? Çok oldu hayatım. O arkadan gelen müzik sesi mi Kerim? Evet, müşteriler gevşesin diye eğlenceye götürdük. Müşterileri niye gevşetmeye çalışıyorsun Kerim? Sen masör müsün yoksa emlakçı mısın? Ayrıca söyle bakayım bana kim o müşteriler? Kim onlar? Kim o kadınlar? O kadın kim? Kim o? Kim? Kim? Karıcığım bunları kaç kere konuştuk? Bunları kaç kere konuştuk hayatım? Babam kıvırıyor anne. Pot boli. Kapatmam lazım hayatım. Belanı versin senin Gürkan. Allah belanı versin. Altan bela okuma zaten. Ne geliyorsa başımıza da senin bu bela okuman yüzünden geliyor birader. Birader adamların Hamdi'sini öldürdün. İsteyerek mi öldürdüm Altan? Zaten şu genç yaşımda katil oldu. Vallahi günaha sokuyorsunuz beni. Ya hangi itikatta var böyle bir şey? Tövbe tövbe. Yemin ediyorum bir yanlış yaparsan yarın senin cenaze namazını ben kıldırırım. Hamdi Arif abimiz için çok değerli bir dosttu. Kendi kişi niyetine. Ben Allah'ım manyağının bizi düşürdüğü duruma bak. Sabahın köründe koca koca adamlar toplanmış bir kediye cenaze namazı kılıyoruz ya. Hamdi Bey nasıl bilirdin? İyi bilirdim. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Cevat. Toz işine girmişsin. Ne tozundan bahsediyorsun Arif anlamadım. Keşlerini yollayıp Hamdi'mi öldürtmenin cezasını ağır ödeyeceksin Cevat. Hangi gerizekalı benden habersiz kedi Arif'e bulaştıysa bulup getirin bana.